Şimdi gelelim şeye, sim işlemini yapılmaz. Sim Manager açtım. Öncelikle filme yükladığımız şeyin hangi bilgisini bulalım. Repository şey bayağı iyi de. Veri tabanında kutladığımız hangi yer şeyin bilgisini bulduk. Daha sonra bulunan şeyin filmi false yaptım. Parametreden yine siyah girdim. Durumunu false'a çektim. Daha sonra böyle update edeceğiz. Nereden update edeceğiz? Siteden gelen diye biliyoruz. Evet, bu şekilde olacak. Evet, silme işlemi içinde siteden bir parametre gelecek. Parametreyi delete metoduna yöneldik. Daha sonra indeksi indeks sayfasında zaten bu bir delete şeyini vermiştik. Bunda avizini yakalamıştık. Daha sonra bunu site URL'ini ayak izine göndermiştik. Buradan da silme işlemini gerçekleştirmiştik. Şimdi testini yapalım. Şimdi bir tane mesela demo olarak bir şeye ekleyelim. Daha sonra bunu silelim. Şöyle dedim. Ekledim. Eklendi. Sildim. Bakın. Şu anda sildi. Evet, şu anda hata aldık. Tabii bunun sebebi de öncelikle sil bunu. Şeyi bulamıyormuş. Bir şeyi bulalım. Daha sonra bunu bulduktan sonra direkt bulunmuş şeyi bilgisini gönderiyoruz. Şimdi tekrardan deneyelim. Bakalım veri tabanında şu anda bir tane kayıt var. Şimdi mesela girelim. Aktif şeyler açtım. Şimdi aktif şeyler açalım. Barışın Hüseyin bu şeylerin create sayfasında input'un kasasına form kontrol vermemiş. O yüzden öyle kötü duruyor. Onun kasasına form kontrol ekleriz. Şimdi silelim. Ne oldu? Parametreden gelen siyahı ne aldı dedi. Niye öyle düşüyordu? Story. Peki film indeks sayfasında siyahı iyi gidiyor. Bunun datasındaki ayı aldık. Admin site devlete yönelik. Direkt buna breakpoint koysak. Bulduk. False yaptık. Update listeye yönelik. Tamamız geliyor. İndekse bakıyorum. Buna doğru yani bir sıkıntı olmaması lazım. Nihai alıyoruz. Gönderiyoruz. Breakpoint attım çalıştırıyorum. Tabii şimdi hata gördüğünüz burada ID parametresi gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi ID'yi gönderiyoruz fakat ben site kontrolü ve parametre gönderiyorum. Bunu yine ID olarak gönderiyoruz çünkü daha ID geliyor. Eksim işlemde. Daha sonra ID'yi göndeririz. Daha sonra direkt bulduğumuz ID'deki yazıp listedeki bulduğumuz ID'ye ait diye buradan kırdığımız ID'ye ait veri burada gönderiyoruz. Sonuç bir red pointer. Şimdi geldim şeye. Şu ekleyen şeyi seçtim. Sildim bakın sildi. Veri tabanının durumu false oldu. Evet silmişken de bu şekilde. Bir sonraki videoda güncelleme işlemini yapıyoruz.